Covid hastalığıyla beraber birçok ilaçta artış oldu aslında. Raporlu ilaçları zaten hastalar sağlık kuruluşuna gitmeden alabiliyorlar. Ama özellikle Covid ile ilgili faydası olur mu olmaz mı, gelişi güzel bilgilerle ben bundan istiyorum, ben bunu almak istiyorum diye birçok eczanemize başvurular olduğunu duyuyoruz. Gıda takviyeleriyle beraber işte kan sulandırıcı da alayım, Covid'den korunayım diye düşünüyorlar hastalar. Özellikle korona geçiren hastaların yakınlara gelip eczanelerden talepte bulunuyorlar. Şöyle bir tavsiyede bulunalım. Filyasyon ekipleri geldiğinde eğer altta yatan bir hastalıkları ya da bilinmeyen bir sistemde geçmeyen bir hastalıklar varsa onu filyasyon ekipleriyle ya da aile hekimiyle paylaşması, bu ilacın kullanılması gerekiyorsa, antiagregan ya da kan sulandırıcı dediğimiz ilaçların kullanılması gerekiyorsa onların da tedavi protokolünde yer almasını sağlamaları gerekiyor. Normalde bu ilaçlar raporlu hastalarda çok fazla kullanılıyordu ama korona ile beraber iki katına bir artış oldu ve hatta eczane depolarından da tevzi şekilde dağıtımı oldu. Pek fazla bulunabilir halde değil. Bizlere de az miktarlarda geliyor o ilaçlarda. Koronavirüs başladığından beri de kan sulandırıcı dediğimiz ilaçların gelişigüzel kullanılmasıyla da ilgili yoğun sıkıntılar olduğunu odamıza bağlı eczacılardan alıyoruz. Bu ilaçlarda antiagregan dediğimiz kanı sulandırarak pıhtılaşmayı engelliyorlar. Normalin dışında kullanıldığında bu ilaçlar gerçekten bir operasyon geçirdiğinizde, bir yaralanma olduğunda, bir diş çekimi olduğunda kanın durmamasına sebep oluyor. Çok hassas bir ilaç. Midede çözünmüyor, bağırsaklarda çözünmesine rağmen eğer ülseri varsa, eğer dolaşım bozukluğu varsa kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Diğer ilaçlarla etkileşim yapıyor, yine kullanmaması gerekiyor. Kullandığı zaman da ne olur? Birçok dolaşım bozukluğuna sebep olabilir gereksiz kullanımı ve bir kaza durumunda, bir yaralanma durumunda kanın durmamasına kadar sebep olabiliyor. Özellikle ameliyat öncesinde bu tip ilaçları kullanan hastaların da 72 saat öncesinden bu ilaçları kestirirler ki ameliyatta herhangi bir sıkıntı, kanama durmaması gibi bir sıkıntı ortaya çıkmasın diye. O yüzden de bilinçsiz kullanımını, gereksiz kullanımını önlemek gerekiyor. Özellikle korona ile ilgili D-dimer testi yapıldıktan sonra eğer yüksek bulunduğunda kan değerleri ya da hastada risk faktörleri varsa, dolaşım bozukluğu, kalp rahatsızlığı varsa zaten hekimler bunun iğne türlerini tedavi protokollerinde, reçetede yazarak hastanın kullanmasını sağlıyorlar. Bu şekilde aslında bir virüs hastalığı olan Covid hastalığında bir damar sistemi hastalığına dönüşmesini engelliyorlar. Bizler de gerekli olmadıkça, doktor tarafından tavsiye edilmedikçe, reçete edilmedikçe kullanmamalarını öneriyoruz.